Korona gerçekten insan icadı mı, biyolojik bir silah mı, yoksa kendiliğinden mi çıkmış, bunun sırları da ortaya çıkacak. Bir sürü faili meçhul cinayetin de tanıkları ortaya çıkacak. Evren bize ceza kesti. Biz aslında bir evrenin köleleriyiz şu anda. Evren ne derse onu yapacak ve bizim sesimiz de çıkmıyor. Sadece hayata akışa bırakacağız kendimizi. Çünkü yaptığımızın cezasını çekiyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Yarın başlayan bir yeni ay var. Yarın ayın 16'sı. 16 Ekim. Bu yeni ay çok da böyle bizim bildiğimiz ah yeni ay var ne kadar da güzel dediğimiz yeni aylardan değil anladığım kadarıyla. Öncelikle bu yeni ayı bir anlatır mısın? Başımıza ne gelecek bir onu bilelim. Ben bunu şimdi izleyicilerimizin anlayacağı bir dille anlatmak istiyorum. Çok güzel yeni bir elbise alıyorsunuz. Heves de almışsınız, satın almışsınız ve çok beğenerek böyle vitrinden hatta tek şey beden ve size geliyor. Onu hevesle alıp giymişsiniz. Tam sokağa çıkıyorsunuz. Bir yağmur başlıyor, bir çamur. Elbiseniz berbat oluyor. Durum bu. Yeni ayın karşısında bir Mars retrosu var. Ve terazide ve koçta bir Mars retrosu çarpışıyor. Yeni heveslerimizin yarı yolda kalması ve istemediğimiz durumlara şahit olmak, heveslendiğimiz konularda ilerleyememek, kendi içimizde tıkanmak, duygularımızı içimize hapsetmek ve bir türlü bu duygularımızı ifade edememe ya da ne konuşursak konuşalım karşımızdaki kişiyi ikna edememe. İnatla karşımızdaki kişi sizin anlattığınızı dinlememekte ve kendi duygularınız, kendi inadında ilerlemekte ve sizin duygularınız askıda kalmakta. Böyle düşünebilirsiniz. Ya yani bir çocuk annesini bir şeye ikna ediyor, babasını bir türlü ikna edemiyor. Yeni bir fikir söylüyor, kabul etmiyor. Bir patronuna ve üst düzeyine çalışan biri bir proje götürüyor. İşte müdürüm diyor, böyle bir şey yapalım diyor. Hayır, bunu düşünmemiz lazım. Bunun gibi düşün. Ya da kadın kocasına bir şey aldırmak istiyor, yeni bir şey. Ya saçını kestirmek ya da işte bir şey, kocası sana yakışmaz, yapma. İşte böyle bir sıkıştırılmış bir durum var. Ne kadar güzel yeni ayda hevesle bir şey başlayacaksak Mars retrosu yüzünden maalesef duygularımız askıda kalıyor. O zaman yüzden... biz hiçbir şeye başlamayalım mı bu ay? Başlayalım, başlamasını değil de eksik kalan bir şeylerimizi acele etmeden, dayatmadan böyle şeyle başlayalım. Usulüne uygun. Hani bir şeyi aldın, karşı tarafa kabul ettirirken biraz onun tarzına uygun konuşmak lazım. Hani böyle ben bunu yapacağım, şunu yapacağım değil mi? Mesela estetikler şu ara. Yeni ayla birlikte şöyle burnumu kaldıracağım bilmem. Karşısında Mars retrosu var. İşi çok iyi gitmeyebilir. Burnu daha iyi bir operasyon sonucu getirmeyebilir. Ya da ameliyatta bir sorun çıkabilir. Bunlar çok çok önemli. O yüzden şu ara hevesle başladığımız bir işi sakinliğine bırakıp akışına bırakalım. Çünkü eğer haritamızda tabii ki üçgen açı varsa, bu arada ay açımız güzelse, Venüs açımız güzelse, bu işler kendiliğinden açılacak. Ama Mars retrosu her zaman şöyle bir şey. Yola çıkıyorsun, arabanı yeni gıcır gıcır almışsın, böyle gidiyorsun, o trafik yoğun. Bir türlü arabanın keyfini çıkaramıyorsun. Hani gaza basmak istiyorsun, arabanın motorunu denemek istiyorsun, enerjisini görmek istiyorsun. Yollar tıkalı, sarı ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık bir türlü geçemiyorsun. Onun gibi düşün. Bu ara yeniliklerimizi yapalım ama o yenilikleri çok hızlı hayata geçirmeyip bekleterek ilerleyelim. Bu arada yüzün çok güzel gözüküyor ekranda. Ay teşekkür ederim Filiz ablacığım. Bugün bana yayın öncesinde de yayında da böyle şeyler söyledin. Ay çok güzelsin. Gerçekten moralim böyle maksimum seviyede şu an sayende. Ay vallahi ekran oyun şeyi gibi, oyuncusu gibisin. Sana bir dizi bulmak lazım. Ay. Dijital bir dizi bulalım da buradan İngiltere'den katılabileceğim bir şey olsun. Aynen. Burada çekim göndereyim. Canım bir tanem benim. Şimdi tabii ki bu böyle devam ederken Merkür retrosu başladı. Bu Merkür retrosu da çarşamba günü başladı. Hiç bizim istediğimiz, beklediğimiz bir Merkür retrosu değil tabii ki. Ama biz retrolara alıştık. Dün Instagram hesabımı kendi kendime siliyordum ya. Kendi kendime.
Yani aylardır pandeminin başladığı günden beri emek verdiğim o güzelim Instagram hesabımı kendi kendime siliyordum dün. Dedim ki Merkür Retro'ya kurcalama besle dedim. Kurcalama dokunma dedim yani. Ben hacklendim, yeniden yani kurtarıldım. Resmen hacklendim ve kurtarıldım. Çok sevdiğim bir yönetmen çocuğumuz var. Çok severim ben onu. Onurcuğum. Onur'a hemen yetti. Onur çabuk beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Ne oldu Filiz abla? Instagram yok, Instagram. Bir anda inanır mısın Rus şeyi almış hemen anında. Bir sürü Rus kızları ama pornografik resimler. Açıldırıyordum. Filiz Özkolu kız şey yapıyorsun, porno porno tipler çıkıyor. Deli gibi 3 saat içinde kurtardık. Ay çok şükür. İşte bunlar işte hep Merkür Retro değil mi? Mars Retrosu'na da denk geldi. Merkür Retrosu'nda. Ya yani öyle bir retrolara geldik ki böyle yani bir daha herhalde bir 150 sene olmaz böyle bir retro. Ve biz 150 sene boyunca çok iyi dersimizi aldık. Bayağı bize ceza, yani evren bize ceza kesti. Biz aslında bir evrenin köleleriyiz şu anda. Evren ne derse onu yapacak ve bizim sesimiz de çıkmıyor. Sadece hayata akışı bırakacağız kendimizi. Çünkü yaptığımızın cezasını çekiyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Yani aynen. Evren ve bu süreçte bize... iyi insan olmak da çok önemli işte. İyi insan olup, iyi davranıp, iyi düşünüp, duygularını temiz tutmak aslında kişinin kendisine yaptığı yatırım. Yani biraz daha hırslarınızdan ama... arınıp, biraz daha hani kendi kendinize, değil mi? Öyle, fakat şöyle de var. Bireysel hareket etmek bir işe yaramıyor. Kitlesel bir şey yapamadık biz. Ağaçları kestik, ormanlarımızı yaktık, gelişigüzel yapılanma yaptık, yediklerimizin tohumlarıyla, genleriyle oynadık. Bunlar hep kitlesel. Yani ticarete ve dünya ekonomisine bağlı kötü değişimler ve bu değişimleri bireysel insanlar ne kadar nirvana yaşasalar ve kendi akışında dünyanın en iyi insanı olmaya çalışsalar, toplumsal yanlışlarımız yüzünden dünya resmen sallanıyor. Yani dünya bir türlü kendini oturtamadı artık. Böyle bir dengesi kaçtı. Bu kadar deprem, bu kadar. Ama şöyle düşünüyorum. Dünyada her yüzyılda bir böyle olaylar oluyor. Ve her yüzyılda bir sınavdan geçiyoruz. Eğer bundan sonraki sınavlarımızda dünya kitlesel olarak atıyorum şimdi bu kadın tecavüzleri, çocuklar, bilmem neler. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde organ mafyaları. Biliyorsun geçenlerde Amerika'da 1 milyon 200 bin çocuk bulundu. Yani bu bizim Türkiye'mizde değil, yani Amerika'da, Erasmus mağaralarına kaçıyor çocuklar. Yani hani biz Türkiye'miz olarak çok daha iyi durumdayız. Dünya acayip kaynıyor. Bak o büyük Amerika, çok sevdiğimiz Amerika ne oldu? New York'ta en fazla ölüm var. Ne oldu o egoları? Ne oldu o büyüklükleri? En çok bu pandemide New York yıkıldı. İtalya yıkıldı, Paris yıkıldı, kiliseleri gitti, Notre Dame gitti. Yani evren onlara farklı bir şekilde ceza veriyor. Fakat onlar görmüyor. Hala uzak doğunun ve bizlerle uğraşıp duruyorlar. Halbuki işte toplumsal bilinç açılmasına girmemiz lazım. Bunu da işte biz bireysel olarak sen yapacaksın, ben yapacağım, o yapacak derken bizim enerjimiz çok daha yüksek olacak. Bir üstüne çıkacak tabii ki dünyanın. Böyle olması gerekiyor. Biraz da zor tabii ki, çok zor. 2024 senesinden sonra zaten bu Z çocukları değiştirecek dünyayı. Ha, evet, ona da geleceğim, soracağım Z çocuklarını. Şimdi sen bana yayın öncesinde bir şey söyledin. Ben sana yüzeysel sordum Filiz abla dedim. Hani Merkür Retrosu nasıl etkileyecek bizi? Sen dedin ki hani bu ay, yani bu retrolar çoğunlukta vesaire... En önemli şey dedim, bütün sırlar ortaya çıkacak dedim. Bütün anladım. Sırlar ortaya çıkacak ne demek? Şimdi biz hayatımız boyunca hepimizin kendine göre sırları var. Çünkü sırsız insan olmaz. Hayatın içi kendi içinde bir de sır. Yani dünya da bir sır. Hangi dünyanın sırrına biz malik olabiliyoruz ki istediğimiz kadar şeyler... Ayinler yapalım, istediğimiz kadar ritüeller yapalım, istediğimiz kadar hayatın içinde o şeyler, psikolojilerle uğraşalım, parapsikolojiyle uğraşalım. Sonuca varamıyoruz yani. Düşün, keşişler Nirvana'ya gitsin diye dağlarda, Hindistan dağlarında
kendileriyle baş başa ayinleri yapıyorlar. Sonuçta hiçbir şey alamıyorlar. Dünya bilinmeyen bir evrende yaşıyoruz. Fakat bir de günümüzde kendi içimizdeki sırlarımız var. Ama bu sırlar daha böyle iyi bir sır değil de daha kötü sırlar. İşte bu adam karısını aldatıyor, söylemiyor. Kadın kocasını aldatıyor, söylemiyor. Birinin mirası var, miras birinin üzerine geçmiş. Aile mirası var. Anne kız çocuğundan kaçırıyor parayı, oğluna veriyor. Hani öldüğü zaman bir bakıyorsun, miras çoktan geçmiş ve sen geri alamıyorsun mirası. Reddetmeler, bilmem neler, gelinler, kayınvalideler, bilmem neler. Bütün bunlarla ilgili bireysel sırlarımız ortaya çıkacak. Ne kadar kıyıda köşede saklanmış sırlar var ki, var, hepimizin vardır. Tabii ki ben bu konularda, sivri konularda sır yapmamaya çalışırım ama insan sır saklamak güzel bir şeydir aslında. Ben sana derdimi anlatıyorum, lütfen diyorum aramızda kalsın. Bu dünyanın en güzel olayı. Yani ama bir de insanın hayatını zorlayacak sırlar vardır, kötü sırlar, onlar ortaya çıkacak. Merkür retrolarında karanlık duygularımız, öfkelerimiz, kinlerimiz, kıskançlıklarımız ve özellikle karşı tarafı yanlış kullanma alanlarımız ve irademizi kötü alanda kullanma durumlarımız ortaya çıkacak. Bu Merkür çarşambadan itibaren başladı. Bakalım neler olacak. Ben özellikle paparazzi dünyasını, magazin dünyasını çok merak ediyorum. Bir sürü evlilikle ilgili sırlar ortaya çıkacak. Zaten bunun çok gölgesi başlamıştı. Merkür retroya girmeden önce gölge vardı. İşte atıyorum Emre Aşık'ın karısıyla olan problemleri, buna benzer olaylar, şok dediğimiz böyle ilişkiler evi vardır ya, onlar tek tek ortaya çıkıyor. Bir sürü faili meçhul cinayetin de sanıkları ortaya çıkacak. Failleri ortaya çıkacak. İşte o varili yakan kızcağızı, o çok yani duyduğumuz bir sürü cinayet haberleri, onların sonuçlarına varılacak. Peki bundan nasıl ders alacağız? Bundan şöyle bir ders almamız gerekiyor. Kesinlikle kötü insan olmayacağız. Kötü insan eninde sonunda bizim reddettiğimiz ve kabul etmediğimiz bir olay. Çünkü biz olayın dışında değiliz. Biz de o kitleye aitiz. O yüzden yargılamayı kaldırarak karşı tarafı iyi bir şekilde sarıp sarmalarsak bu Merkür retrosunun acı yönlerinden ders alarak çıkmamız lazım. Çünkü Merkür aslında iletişim gezegeni ve iletişimde Akrep'te karanlık bir bölgede ve konuşma hareket gezegeni Akrep'in karanlık yönlerini ortaya çıkaracak. Dolayısıyla bizim de kendi karanlık yönlerimizin yansımasını ortaya çıkaracak. Bu da topluma ders olacak tabii. Her yansımalar ders getirir. Merkür'ün Akrep'te retrosu kolay değil ve bu sene 2020'de 3 tane su grubunda oldu. Yengeç, Balık'ta, Yengeç'te ve Akrep'te. Yılın son Merkür'ü suda olduğu için dünyada bir sürü olaylar su üstüne çıktı zaten. Acı şeyler yaşadık. Bu korona da zaten dünyada her şeyin su üstüne çıkmasından kaynaklanan bir şey. Tabii ki belki de şöyle bir şey de olacak. Korona gerçekten insan icadı mı, biyolojik bir silah mı, yoksa kendiliğinden mi çıkmış? Bunun sırları da ortaya çıkacak. Yavaş yavaş duyacağız. Tabii ki TV'lerde insanlar demeç verecekler. Atıyorum Çin'den bir tane uzman çıkacak, diyecek ki bu korona şöyle şöyle yapıldı diyecek. Amerika'dan biri yorum getirecek. Birisi aşı buldum diyecek. Bakacaksınız yani o aşının... Aslında şöyle birisi çıkacak, kanıtlarını ortaya dökecek. Evet, kanıtlarım burada. Evet. Korona insan yapımı bir mikroptur deyip bütün sırları anlatacak. Bütün sırlar çıkacak, karanlık sırlar, merdiven altı sırları, kapı arkasındaki sırlar, hasırlanmış, halı altında kalmış sırlar. Herkes kendi dünyasının sırlarıyla savaşmak zorunda kalacak ama bu güzel bir şey. Çünkü tozların ortaya çıkması, olayların ortaya çıkmasıyla birlikte yüzleşmelerle bazı şeyler ekart edecek, temiz olanlarla insanlar yola çıkacaklar. İnsanoğluyuz tabii, hiçbirimiz peygamber değiliz, peygamber... Yani
insan olmanın bir özelliği bu. Yoksa biz de bir melek olurduk, peygamber olurduk. Kendimize ait kötü sırlarımız varsa onlarla da yüzleşeceğiz. En azından kendimizi çok iyi yargılayacağız. Yani bazen de silahları kendimize döndüreceğiz. Ve bizim kendi içselliğimizin içinde biz kendimize ne kadar dürüstüz. Onu da tetikleyen olaylar olacak. Yani bir sürü olayların ortasında kalacağız. Bu güzel bir şey aslında. Aşağı yukarı 3 Kasım'a kadar sürecek olan biri. Önce Akrep'te, sonra Terazi'de. Terazi'deki olaylar çok kötü. 29'undan sonra, Akrep'ten sonra Terazi yargıdır, adalettir. Bazı olayları adalet kapsamında tekrar ön plana çıkacak. Belki hukuksal sorunlar çıkacak, mahkemelerle ilgili problemler çıkacak, yargılama çıkacak. Ama bunun en komik tarafı da Trump'ın bence korona olmasının son derece yani yüzmece olduğu da çıkabilir. Yani öyle. Ben inanmıyorum. Çünkü büyük bir mağduriyetle ortaya çıkıyor. O da yalan tabii ki. Merkür retrosunda bir şeyleri saklamaya, yeni yön değiştirmeye çalışırken bir şeyler de gerçekler ortaya çıkacak. Çünkü ikizler burcunda bir tutulma olacak. Ay düğümü de bu sene ikizler burcunda. Trump'ın güneşi ikizler burcunda. Gelecekle ilgili tabii ki önümüzde seçimler var. Ve dünya seçimleri, biliyorsunuz Amerika'daki seçimler tüm dünyayı etkileyen bir seçim. Çünkü dünyanın merkezi, biliyorsunuz, her konuda Amerika. Siyasetin belirleyici noktası Amerika. Amerika'nın siyasetine göre bütün dünya ülkeleri gardına alıyor. Durum böyle, borsayı onlar yönetiyor, para birimlerini, ekonomiye onlar yön veriyor. Durum böyle olunca bunun da Amerika seçimleri bütün bizi, hepimizi ilgilendiriyor. İkizler Burcu'nda da maalesef Trump'a çok büyük şans veriyor. Hani ben %75-80 Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Onun için de zaten bütün donanımlar hazır ve bunun için de korona mağduru olarak da gösteriyorlar. Çünkü son yıllarda Trump son derece tepki aldı. Her türlü hareketi dünya üzerine yanlış yansıdı ya da o doğru bir adamdı, öyleydi. Ama dünya onu kabullenmekte çok zorlandı. Çünkü adamın yapısı öyle, ikizler, deli bozuk bir adam yani. Sağa sola belli olmayan adam. Ama onun şimdi şeyle birlikte, tutulmalarla birlikte herkes gerçeği daha iyi görecek. Ama bu gerçekler gerçeği değiştirecek mi? Tabii ki bir nebze etkisi olacak ama dünya kendi akışı içinde eksilerle artılarla gittiği için, eksilerden ders alarak artıya doğru akışı sağladığımız zaman, yani şeydir böyle, sınıfını geçersin ama biraz fazla çalışırsın, ikmale kalarak. Ya bizim zamanımızda ikmal vardı, şimdi öyle bir şey yok. Ben oralarda kaldım. Hani bir şeyleri tekrar ederek ilerlersin. O yüzden bu korona olsun, Merkür retrosu olsun, Mars retrosu olsun, bize hatalarımızla yansıma ve ayna tutarak ilerletecek. Ders almazsak eğer, 2021 senelerinde daha büyük sınavlar gelecek. Ama 2021 senesinin ben Uranüs, Satürn ve Jüpiter Kova burcuna geçeceği için, Kova biliyorsun icatlar, mucitlerin burcu, akıllı insanların burcu. Evet, ve yeniliklerin burcu, yenilikler, kozmik bir enerji. Kozmik enerjide yeni buluşların içinde ilaçlar da vardır. Çünkü her ilaç, ilaç sektörü, daha doğrusu farmakoloji kovanın etkisindedir. Başağın ve kovanın etkisindedir. Bu sene Satürn ve Jüpiter Kova burcuna geçeceği için farmakoloji dünyasında yepyeni bir çığır açılacak. Bunun içinde aşılar olabilir, koronanın ilaçları bulunur olabilir. Belki aşı bulunması zorlanabilir ama ilacı bulunmuş olabilir. Yani koronaya tutulan insan o ilacı aldıktan sonra tedavisini tamamlayınca çok da böyle şiddetli bir korona geçirmemiş olacak. Bütün bunlar ama 2021 senesinde. Efendim? Durdu. Anlamadım. Mutasyona uğrayacaksa ve başka mikroplar üretecekse. Tabii ki hepsi olacak. Çünkü astroloji, yani insanoğlu bir sene diğer seneye benzemiyor. Her sene kendi yenilikleriyle geliyor. Ve her senenin yenilikleri bir eski seneyi süpürüyor. Çünkü evrende hep doğruya akış var.
hep doğruya doğrudur. Ama biz o doğruyu algılamamız çok, çünkü biz yukarıdan büyük resmi göremiyoruz. Hani uçaklardaki gibi düşün. Uçakta bütün dünyayı görebiliyorsun, dağları, ovaları. Aşağı indiğin zaman hiçbir şeyi görmüyorsun. O büyük resimde evren doğruya doğru aktığı için çok güzel bir şekilde gidiyor aslında evren. Hatalarımızdan ders aldığımız ve kendimizi yenilediğimiz zaman evren bize her şeyi altın tepside sunacak. Özellikle oğlakların ve yengeçlerin sıkıntıları bitiyor. 3 yıldır bir Satürn döngüsü yaşadılar ki aman aman, yani hayatlarında hiç bu kadar döngü yaşamamışlardı. Ama Plüton hala onlarda. Plüton Oğlak Burcu'nda hala Oğlak, çünkü kurumsal çalışmalar, bakanlar, devlet adamları, kurumsal işleri sembolize eder. Plüton hala dünyadaki bütün liderlere şans vermek istiyor. Yani kendinizi kurtarmak, kendinizi daha iyi ifade etmek ve dünyaya daha artı getirmek için henüz sizden biz ümidimizi kaybetmedik. Bak, Jüpiter'le Satürn sizden çıkıyor. Plüton size sonsuz bir enerji, yayılma enerjisi veriyor. Çünkü tek başına kalıyor Oğlak'ta Plüton. Tek başına kaldığı için etki alanı ve geniş spektrumlu alanları çoğalıyor. O yüzden daha tedavi edici, daha kesin sonuç getirici duruma geliyor Plüton Oğlak Burcu'nda. O yüzden 2024 senesine kadar dünyaya diyor ki size hala ben şans veriyorum. Evet, sizi zaman zaman Kova Burcu'nda zorlayacağım diyor. Çünkü Satürn ve Jüpiter Kova Burcu'na geçiyor ama Kova, dediğim gibi, mucitlerin burcu olduğu için size tedavi edici yan ürünleri de sunacağım diyor. Yeter ki siz düzgün olun diyor. Tabii ki bunu depremler. Depremleri tetikleyen nedir? Buluşlar, savaşlar, savaş alanları, o ateşli silahlar ya da ekolojik dengenin bozulmasıyla alt katmanlardaki fayları tetikliyor. Eğer biz dünyanın üstünde usu çocukları olsaydık, depremler bu kadar azgınlaşıp bizi böyle sallamazdı. Ama dünyanın geçmişine baktığımız zaman çok Plüton dönemleri geçirmiş. Orta Çağ'da Plüton depremleri olmuş. Ondan sonra Hindistan'da veba salgınları olmuş. İnsanoğlu durduğu yerde duramıyor. Duramadığı zaman da gezegenler ona yukarıdan şöyle bir kulağını çekiyor. Bazen bir tokat atıyor. İnsanı düzeltmeye çalışıyor ve biz bu dünyada yaşamak zorundayız. Ve bizden sonraki nesillere de iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Ve hala çocuklar doğuyorsa, hala insanlar ürüyorsa, demek ki bu evrenin, daha bu dünyanın hikayesi bu evrenle bitmemiş. Bitmeyen bir dünya hikayesine bizim katkımız olacak. Gerçekten Merkür Retrosu, Mars Retrosu'na ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkesin ay uy dediği olay aslında bizim lehimize gelişen bir olay. Hani siz hastalandığınız zaman tedavi istemezsiniz, ilaç acı dersiniz, şu dersiniz, bu dersiniz ama o ilacı içtiğiniz zaman iyileşeceksiniz de. Merkür ve Mars bize kötü bir ilaç veriyor ama aslında iyileşmemiz için de inanılmaz bir yol gösterici. Ama keşke anlayabilsek besteci. Ne güzel konuşuyorsun değil mi? Evet. Ne güzel konuşuyorsun. Enerjide hiçbir değişim yok vallahi. Aynısın ya. Gerçekten. Radyoculuk yıllarım geldi aklıma. Şimdi radyoda konuşurken, uzun yıllar, 18 yıl radyoculuk yaptım. EÜ dediğiniz zaman müdürünüz, yayın müdürünüz sizi yayından çıkarırdı. Evet, o çok sert bir radyoculuk yılları geçirdik. O yüzden bizim mislimizde işte böyle yayıncılık daha güzeldi. Şimdi artık kızlar çıkıyor. Çok tatlı bu Z kuşağı ama nasıl konuştuklarını anlamıyorum. Şen 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 diye ne dediklerini biraz anlıyorum. Biraz farklı konuşuyorlar Filiz, evet. Ablacığım. Ben de anlamıyorum. İnanmıyorum. Ben de kendimi hissediyorum onların yanında. Ama kendi aralarında bir dil geliştirmişler. Mesela mesaj atıyorlar. Mesela ne yapıyorsun falan diyeceksin. Böyle iyiyim, sen nasılsın dediğinde iyi, ne. Yani iyiyim, sen, kelimelerin baş harflerini yazıyorlar. Çözebilirsen. Allah... Şey biliyor musun? Mesela bir şey söylüyorsun diyelim ki hoşuna gidiyor, tamam mı? Z kuşağından bahsediyorum. Bir mesaj atıyorsun mesela, hoşuna gidiyor. Sana gülecek ya mesela, hani ben mesela hala gülme emojisi koyuyorum. Çünkü yaş 36'ya geliyor yani. Ay, ama Z kuşağı böyle cevap veriyor. HXJSF. Bütün harfleri yan yana koyuyor. O hani kahkaha atmak anlamına geliyor. Ya inanılmaz şey. Mesela
Yani böyle değişik. Durdu galiba yayın. Evet. Peki Filiz abla, sana bir soru ben daha şimdi soracağım. Merve Dizler benim yeğenim. Ondan sonra o da sanki yeni kuşağı almış gibi, sanki endekslenmiş gibi. Ne haber teyzeciğim, ne yapıyorsun diyorum, böyle bir GS hobi gülücük. Ah, çok iyi anladım. Ben de ona SPR diyorsun. Teyze, anlamadım ben son cümleni diyor. Ne bileyim ben, sen AHS yazınca ben de PS yazdım diyor. Ay alimsin teyzeciğim. Ya Merve de gerçekten Masumlar Apartmanı'nda inanılmaz iyi bir performans sergiliyor. Masumlar Apartmanı'nda Gülben'i canlandırıyor ve gerçekten dizi zaten çok başarılı ama Gülben karakteri gerçekten çok çok başarılı. Hakikaten çok iyi bir çıkış noktası sağladı. İşte teyzesinin yeğeni diyelim, öyle artık toparlayalım. Yeni bir dil mi? Hele şimdiki kızlar şöyle. Benim o Uranüs'üm, Merkür'ü, Plüto açımı, kare açı yapıyor. Ben buradan stereo açımı bilmem ne. Allah'ım ya Rabbim diyorum. Çok da güzel ama çok akıllılar. Çok da hoşuma gidiyor. Hemen bana hazır bilgiyi sunuyorlar. Ben hemen yorum yapıyorum. Hani eskiden olsaydı işte kaynanası, kayınvalidesi ki kızımın niye benim çocuğu olmuyor? Ya diyorum ki 5. evinde Satürn var. Orada bir Mars var. İki düşük yapmış olabilir. Plüton da ona birazcık zor bir çocuk veriyor. Siz tüp bebek yaparsanız daha iyi. Nasıl yani, benim kızım kısır mı şimdi diyor. Şimdi ama bunu anlatamıyorsun. Ama yeni nesile Plüton Satürn deyince, eyvah ben bu Plüton etkisini Filiz abla hala kaç sene çekeceğim. Ama o Plüton benden çıkana kadar ben menopoza gireceğim diyor. Yani sorular o kadar güzel geliyor ki. İnanılmaz seviyorum bu yeni nesli ben. Filiz abla, senin söylediğine göre bu sırlar ortaya çıkacak, aldatma aldatılma hikayelerinden bahsettin. Belki de bir dönem ünlülerin de çok başına geldi. Tabii ki bilmediğimiz, sıradan bizim gibi yaşayan insanların da başına gelmiş olabilir. İşte yanlışlıkla mesela çıplak fotoğraflar, işte atıyorum koca yerine işte sevgiliye atıldı, sevgili yerine kocaya atıldı. Böyle bir ortalık kızıştı. Aldatma aldatılma hikayeleri böyle ortaya çıktı. Aslında kişi aldatıldığını bu şekilde görebilir. Veya aldattığını da bu şekilde kendisi yakalanabilir karşı tarafa, değil mi? Doğru anlıyorum. Şimdi şu tabii ki şöyle bir şey, şu anda biliyorsun dijital dünyamız çok kuvvetli ve seri çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar, bunlar şu anda hızlanabilir. Hani böyle bilgisayarda kod okutma, bilgisi şey telefonunda kocasının ya da karısının bütün bilgileri bilgisayara dökülme bilmem ne, böyle şeylerle uğraşıyorlar. Ve bunun içinde ekiplerle çalışıyorlar. Gece yarısı kadınlar kalkıyor kocası uyuduktan sonra karıştırıp okutmalar falan. Ben şimdi böyle şeylere çok şahit oluyorum. İnsanın ne olursa olsun telefonu çok kişiseldir. Karı koca dahi olsa kimse kimsenin özgürlük alanına giremez. Ama bu paparazzi programlarında ve magazinde çok konuşuluyor ve özellikle psikologlar eşliğinde tartışılmaya başladı. Şimdi bu tartışmalar bu dönem daha da çok artacak. Özellikle 29'undan sonra, Ekim'den sonra 3 Kasım'a kadar o 3-5 gün terazi burcuna geçecek Mars. O Merkür retro yapacak. Orada biraz daha konuşulacak. Kasım 14'e kadar zaten Mars hala retro olduğu için bu dijital alanda olaylar patlayacak. Bu arada tabii ki bilgisayarlarımız gidebilir. Hepimiz bilgilerimizi lütfen hard diske kayıt edelim. Lütfen edelim. Şu ara bütün bilgisayar bilgilerimiz kaçabilir. Çamaşır makinalarımız, bulaşık makinalarla ilgili. Çünkü Merkür retrosu ile Mars retrosu aynı ana denk geldi. Bu arada trafik kazalarına çok dikkat edelim. Birçok toplu ölümler, birçok araba kazaları da olabilir. Uçak kazalarına çok dikkat edelim diyeceğim ama uçakların kazaları bizim denetimimizin altında değil. Ama birçok uçağında yıllarca çok az bakımla ve büyük hasarla %70 kullanılamaz uçakların bir de havalarda dolaştığını hepimiz çok iyi biliyoruz, duyuyoruz. Bu da ayrı bir handikap ama bu da bizi aşar. Firmalar arasında birçok şeyler, hukuksal sorunlar çıkabilir. Bir de siber saldırıları çok olacak. Özellikle 2021 senesine damgasını vuran siber saldırıları olacak. Hacklenmeler çok fazla olacak. Sahte hesapların haddi hesabı olmayacak. İnsanlar soygunculuk ve dolandırıcılık alanını dijital alanda çok fazla ve çok ustaca ve çok farklı bir şekilde kullanacaklar.
Yani böyle bir durumlar söz konusu. Hepimize Allah korusun diyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sen ne kadar dürüst olursan ol, kitlesel dürüst olmayan bir zemin üzerinde hepimizin başına her şey gelebilir. Atıyorum senin eşinin bir şeysi çıkar, benim başka bir şeyim çıkar, onun başka bir şeysi çıkar. Evrene Merkür ve Mars retrosu damgasına vuracak. Yapacak bir şey yok yani. Olması O zaman gerekiyor. Filiz abla, çok az bir süremiz kaldı, 10 dakika kadar. Şöyle bir şey yapma şansımız var mı? Hani tek tek burçları geçmek gibi değil de yüzeysel kimin başına ne gelebilir, kim neye dikkat etsin gibi böyle bir harmanlama yapabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Mars retrosu Koç'ta olduğu için Mars Koçlar, Teraziler, Oğlaklar ve Jüpiter Yengeçler çok dikkatli olsunlar. Koçlar hırslarına dikkat etsinler. Teraziler dengelerini korumaya çalışsınlar. Yeni bir şeye başlarken yeni ay onlarda olacağı için dikkatli olsunlar. Satürn Oğlak sorumluluklarının çok farkındalar ama bir bıkkınlık var üzerlerinde. Bazı sorumluluklarından kaçmasınlar. Yengeçler ailevi konuları ve duygusal takıntıları bazen çok kriminal düşünüyorlar her şeyleri. O kriminallikten uzaklaşsınlar. Biraz daha böyle large ya da light olsunlar, daha rahatlasınlar. İçsel duygularını çok fazla harmanlamasınlar. Aslanlar çok güzel dönemlerinde ama yine de dikkat etsinler. Çünkü aslanların beyin kodlamaları değişiyor. Kesinlikle şu ara iş yaptığı insanlar, ortaklık iş kurduğu insanlarla daha farklı modda çıkacaklar. Eski alışkanlıklar, eski takıldıkları o rutin işlerinden biraz kurtuluyorlar. Kovalar için de öyle. Kovalar sistemlerini kontrol ediyorlar ve kovalar artık eski kovalar değil, daha mantıklılar. Çünkü Uranüs onların boğa burcunda, daha sağduyulular ve havaya yazı yazmıyorlar. Akıllıca kararlar alacaklar. Zaten onların 2021'in ilk 6 ayı çok güzel. Ondan sonra 2 ay Jüpiter balığa geçiyor. Ağustos'ta tekrar onların yılı başlıyor. Muhteşem zamanları başlayacak. Kovalar için güzel yıllar. Onun dışında balıklar eski hayallerini gerçekleştirecekler. Başaklar mızmızlıklarını bırakıp gerçek aşkla ya da hayatlarında yaptığı geçmiş hayatındaki aşk hatalarını telafi edecek güzel bir aşkın içine girecekler. Onun dışında başka ne kaldı? İkizler. İkizler parasal konumlarını ve para kaynaklarını yer değiştirerek biraz daha sabırlı olarak yarım kalmış seminerde eğitim programlarını yeniden gözden geçirerek ve artık kimseyi yargılamadan veya kendi o analitik zekasını hiç kimseye kaptırmadan kendi yolunda ilerlemeye çalışacak. İkizler şu ara çok zeki, çok akıllılar. Çok da güzel altın vuruşları var. Yani bazı konularda çok dikkatliler ve çok güzel sonuç alacaklar. Fakat genel anlamda baktığımız zaman özellikle Mars retrosundan dolayı ateş grupları çok iyiler ama ne olursa olsun yine de o kare açı alınan teraziler, oğlaklar ve yengeçlerde bir problem var. Merkür'ün etkisi retrosu yengeçlere aslında yeni bir şey açacak ama o sorumluluk duygusundan korktukları için önlerini açamıyorlar, alıştılar artık. Haritanın geneline baktığımız zaman astroloji olarak insanların kendilerine dönük durumları var çok. Yani artık içselleştirdikleri konularda yön değiştirmek zorundalar. Ya da şöyle bilgisayara format atmış gibi kendilerine yeni bir format atacaklar. Bu yeni yüzyıla entegre olmaya çalışacaklar. Olurlarsa zaten evren onlara her şekilde yardım edecek. Yani evrenle çok iyi senkron olduğunuz zaman olumsuzlukları bile olumluya çevirebiliyorsunuz. Akışta kalın diyoruz. Hayatı olduğu gibi kabul edin. Öfkelenmeyin, sinirlenmeyin. Kimsenin hayatını da kurcalamayın aslında. Kurcaladıkça zaten Mars retrosunda ihanetler çıkıyor, onlar çıkıyor, bunlar çıkıyor. Birini tedavi etmek istiyorsanız birazcık da olayları onun kendi haliyle baş başa bırakıp kendinizi değiştirin. Yani değiştiremeyeceğimiz insanlarla çok uğraşmayalım, kendimize yatırım yapalım. Merkür retrosu, Mars retrosu kendimize yatırım yapmak için çok güzel bir süreç. Lütfen onu kullanalım. Kasım ayının 30'una kadar, çünkü 30 Kasım'da da bir ay tutulması var İkizler Burcu'nda, ay düğümü de orada. İletişim alanlarımızı
en doğru şekilde kullanırsak, şey gibi böyle toprağımıza gübre verirsek çok iyi bir ürün alırız. Kendimizi de iyi bir nadas arsa şey olarak, tarla olarak görelim. Yeterince dinlendik. İyi bir ürün almak için kendimize yatırım yapalım. Yani harita bize diyor ki ille de kendiniz. Kimseye faydanız yok. Mustafa, çok teşekkür ederim. Ben gerçekten harika anlattın, yine bir solukta anlattın, çok çok teşekkür ederim. Sorabileceğim her şeyi zaten cevapladın, gerçekten ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Bu arada çok güzelleştin kız, maşallah, nazar değmişsin. Öyle şeyden de yazmışlar, özelden de utandım gerçekten. Teşekkür ederim. Konuşalım arada, tamam, onu tamam. Ara sıra sohbet edelim.